Bir kardeşimizin şöyle bir suali olmuş. Ellerimizi kaldırmadan kalben duanın hükmü nedir? Ya da elleri kaldırmadan dua olmaz mı? Dua kulluğun özü, kulluğun tuzu, kulluğun ruhudur. Ve dua yapmamızı Allah emrediyor. Hem fıtratımızın gereği ve hem de Hazreti Adem'den itibaren Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin de yolu. Kur'an-ı Kerim tek tek her peygamberin yaptığı duadan da misaller verir. Çok yönlü bir mesele. Fakat dua yaparken hem dil olarak diyeceklerimiz var, hem duanın batini şartları diyebileceğimiz samimiyet, ihlas ve sadece Allah'tan istemek, kalben dua etmek gibi. Ama bir de duanın zahiri şartları vardır. Abdestli olmak gibi, kıbleye dönmek gibi, ellerimizi kaldırmak gibi, elleri kaldırmanın da belli şekilleri ve aldığı değişik vaziyetleri de vardır. Dua yapmak farzdır. Ama dua yaparken işte ellerimizi kaldırmak Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Efendimiz Aleyhisselam böyle yaptığına göre herhalde duanın kabule karin olma şartlarından bir tanesi de elleri kaldırmaktır da diyebiliriz. Elleri kaldırmadan dua olmaz mı? Olur. Kalbimizden geçirdiğimiz mustar hallerimizde, zor durumlarımızda dahi duanın en süratli kabul olma şartlarından da bir tanesidir. Ama ellerimizi kaldırmadan da dua olmakla beraber, ellerimizi kaldırmak, tekrar etmiş oldum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olduğundan bir de ona riayet edebildiğimiz kadar riayet etmek yerinde ve isabetli olur. Ellerimizi avuçlarımızın içini biraz yukarıya kaldırıp omuz hizamıza kadar avuç içlerini de semaya doğru tutarak dua yapmak Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetindendir. Burada şöyle bir inceliğin bilinmesinde fayda vardır. Çoklarımız zannederiz ki Allah semada, biz de ellerimizi Allah'a, yani semada olan Allah'a kaldırıyor ve semadaki Allah'tan istiyoruz. Öyle zannederiz. Halbuki Allah semada değildir. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir, müberradır. Allah şekillerden, cihetlerden, bir mekana temekkünden, cisimden, cevherden, arezden, bütün bunlardan münezzehtir. İbrahim Hakk'ı ne cismü ne arezdir, ne mütehayyiz ne elfazdır, yemez içmez zaman geçmez, cümleden beridir Allah, tebettülden, tagayyürden, dahi elvanı eşkalden, muhakkak ol müberradır, budur selbi sıfatullah der. O zaman elimizi niye yukarıya kaldırıyoruz? Her ibadetin bir kıblesi vardır. Mesela namaz kılarken Kabe'ye doğru dönüyoruz. Haşa, Allah Kabe'de olduğu için değil. Öyle emredildiğimiz için. Ve namazın şartlarından, rükünlerinden istikbali kıble bulunduğu içindir. Yoksa haşa, Allah Kabe'de olduğu için değildir. Dua ibadetinin de kıblesi semadır. Haşa, Allah semada olduğu için ellerimizi semaya, yukarıya doğru kaldırıyor değiliz. Eğer bir insan
Ellerini duada kaldırdığı zaman, haşa Allah semadadır. Semadaki Allah'tan istiyorum diye ellerini kaldırırsa ne olur? İmanı ne olur? Fihi nazar, şüphe var bunda. Dua ederken bile çok şeylerden mahrum olabilir. Veyahut da talip tarikiyle azamet ifade ettiği için bizim dar aklımız, dar kalıbımızla, yani yukarıda olmak bir büyüklük ifadesidir. Büyükler yukarıda olur. Biz buna azamet yolu, talip diyoruz. Üstünlük, galip gelme anlayışı ile ellerimizi yukarıya kaldırıyor da olabiliriz. Benim bu anlattıklarım işin hikmet yönüdür. İşin gerçek ibadet sebebine gelince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederken de, namazlardan sonra vesaire, mesela cihada çıktığında, Bedir'e ordusuyla beraber gittiğinde ellerini öyle kaldırıyor, öyle kaldırıyor, dua ediyordu ki sahabi diyor koltuğunun altındaki beyazlıkları görüyorduk. Onun için dua esnasında kolları dirseklerden yukarı kaldırıp avuç içlerini açmak, başı öne eğmek, gözleri hafif kısmak, el kaldırma birazcık dilenciliğin de sembolüdür. Dua da Allah'tan dilenmektir. Birazcık da onun sembolü olarak ellerimizi yukarıya kaldırırız. Ve bu aynı zamanda bize bir emirdir. Taabbudi bir emirdir. Yani Efendimiz Aleyhisselam öyle yaptığı için, yapın diye tavsiyede bulunduğu için biz ellerimizi yukarıya kaldırırız. Tekrar edeyim, avuç içlerinin semaya doğru, omuz hizamıza kadar ve omuz genişliğinde ellerimizi kaldırmak. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam harp zamanlarında daha çok ellerini kaldırırdı, mustar zamanlarında. Bazen de Efendimiz yatacağı zaman dua yaparken de iki elini yan yana getirir, avuçlarını birleştirir, okurdu Felak ve Nas surelerini ve avucuna üfler, sonra vücudunun elinin ulaşabildiği kadar her tarafını elini sürerdi. Namazlardan sonra vesaire zamanlarda ellerimizi kaldırarak yaptığımız dualarda ellerimizi yüzümüze sürmek de müstehaptır. Çünkü elimizi açtığımız zaman inanıyoruz ki oraya rahmeti ilahi yağar, bereketi ilahi gelir ve sonra onlar da bizde bereket hasıl etsin, şefkat, merhamet hasıl etsin diye ellerimizi yüzümüze süreriz. Buhari'nin İstiska bölümünde bize naklettiği Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki koltuk altlarının beyazlığını gördüm diyor Hazreti Enes. Ebu Davud'un Salat bölümünde gelen bir hadis rivayeti var. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor, Allah'tan avuçlarınızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin. Duayı tamamlayınca avucunuzu yüzlerinize sürün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri olarak duadaki alacağımız ellerin şekli böyledir. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman avuçlarının içiyle isteyin buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Ama bir musibetten, bir beladan, sıkıntılardan, hastalıklardan, fitnelerden, ahir zaman fitnesinden, Mesih-i Deccal'ın şerrinden, kabir azabından, cehennem hiddetinden vesaire. Bunlardan Allah'a sığındığımız zaman da avuçlarımızın üstünü yukarıya getirip avuçların içini aşağıya getirecek şekilde dua yapmak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti içerisinde duanın el kaldırmada müstehaplarından bir tanesi olarak da ifade edilir. Kısaca özetleyecek olursam, dua yaparken elbette kalben dua yaparız. Samimi olmak, ihlaslı olmak,
sadece ve sadece Allah için dua yapmak, bu kalbi şartlar, bu çok önemli. Adeta duada olmazsa olmazları. Ama duanın zahiri şekillerinden bir tanesi de elleri kaldırmaktır ve bu taabbudi bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yaptığı için ve bizim de öyle yapmamızı tavsiye buyurduğu için öyle yaparsak inşallah bu da duamızın kabul olma şartlarından bir tanesi olarak da eda edilmiş olur. İnşallah duamız da kabul olur. Sorduğunuz için teşekkür eder ve Allah'a emanet ederim.